Herkese merhaba. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda safra kasası hikayemden. Şu bir aydan beri ben tedavi görüyordum. O gün orada tedavi olurken neler yaşadım, nasıl öğrendim, neden 4-5 seneden beri bu düşmanla yaşıyorum, neden fark edemedim. Onları anlatacağım. Öğlen Instagram'dan şey yapmıştım, bir anket yapmıştım. Bir videoda mı anlatayım diye iki videoya bölüp anlatayım. Hani ameliyat öncesi tedavi gördüm, iltihap tedavisi gördüm. Bayağı yüksek derecede iltihap vardı vücudumda. Bayağı yani bir hafta hastanede, bir ayda elde olmak üzere ilaçla, antibiyotiklerle iltihabı düşürmek için tedavi gördüm. Bir de ameliyat süreci de geçiriyorum. Şu an ameliyat oldu, 3 hafta oldu. 2 Ekim günü ameliyat olmuştum. İşte anket yapmışım, onu sormuşum. Yarı yarıya tam böyle 25 oya 23 oy gibi bir şey gelmiş. Ama artık daha fazla uzatmadan hani çok böyle sıkılmayın da istiyorum. Hani onun için, yoksa saygı duyuyorum sonsuz bir şekilde herkesin düşüncesine. Aslında hani uzayacak da bir konu ama hani ben olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Hani iki videoda çok böyle sıkmak istemiyorum sizi, sürekli aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Yine böyle safra kasasından sonra, hani ameliyattan sonra hani neler yiyorum gibi bir video çekebilirim diye düşünüyorum. Çekelim yani isterseniz size. Neyse, uzatmadan videoya geçmek istiyorum bir an önce. Biraz heyecanlıyım bugün. Yani 2 aydan fazladan beri video çekmiyorum ve gerçekten de çok özlemişim kamera karşısında konuşmayı, sizlerle sohbet etmeye, etkileşim içinde olmaya. O şekilde videomuza başlıyoruz. Öncelikle ben 3-4 seneden beri, üniversiteye gittiğim seneden beri daha doğrusu, birinci sınıfta yoktu ama ikinci sınıfın başlarından beri bir dersim vardı. Yapı dersindeydim, hatta hiç unutmuyorum o günü. Yemek yedik arkadaşlara, öğlen normal yani öğrencinin yiyebileceği böyle yemekhanede hamburger tarzı ya da farklı şeylerde, kafelerde yediğimiz şeylerdi. Sonra birdenbire benim karnımda bir ağrı, ama yani öyle hani çok böyle yersiniz mideniz bulanır, hani vücut kaldıramaz, hani gaz spazmı sancısı denen bir şey oluyor ya, hani çok yediğimiz zaman böyle hani. Genelde kilolu insanlarda da bazen, onlar daha çok sık yaşıyormuş böyle gaz sancısı falan gibi şeyleri. O zaman çok kötü oldum ama nasıl böyle kıvranıyorum, acayip derecede bir ağrıydı. Sonra lavaboya gittim, çok affedersiniz çıkardım. Hocalar falan bile hani sesimi duydu, kusmamdan, şey yapmamdan, rahatsız olmaktan. Fikret nerede? Fikret yok hiçbir şekilde. Bu anlattığım ikinci sınıfta işte 2016 yılında falan oldu bu olay. Sonra ben kustum, rahatladım, hiçbir sıkıntı yok. Sonra bir işte sene sonuna geldi, yine böyle biraz mesela bir, hani en hafif ağır bir şey gelsen ya da bir yoğurtlu makarna yesem, üstüne birazcık sos döküp yesem, acayip derecede böyle şu işte hani göğsüm mü diyeyim, böyle kalbim mi diyeyim, böyle buralar sıkıştırıyor böyle, arkadan böyle biri sanki böyle tokmakla vuruyor, böyle sancılanıyorsunuz ama böyle hani belki hoş olmayabilir tabir ama hamile kadınlar olur mesela, atıyorum doğuma gider. Yani ondan daha beter bir sancım olurdu, kusura bakmayın, sessiz almayı unutmuşum telefonumu. O şekilde sancı olurdu. Gece mesela uyuyorum, mesela yattığım yerde Allah Allah, yani bir şey yememişim mesela, hani ne bileyim böyle hafif yani yenilebilen şeyler, ezan okunuyor. İşte neydi adı, mesela atıyorum bir yoğurtlu makarna yerim ya da yağlı bir şey yediğimde, cips yediğimde, demedim çok yürüyüş yapamadığımda falan. Yani birdenbire gece soğuktan mı neyden sürekli böyle bir ağrı girdi sancı şeklinde. Ama yani anlatamam size, öyle bir hani kusarsın, rahatlarsın hani, ama sancı şeklinde çok fenaydı yani. Ondan sonra oldu. İşte ben hatta kolayla alakalı bir video çekmiştim hatırlarsanız. Kolaya nasıl bıraktım videosu, anları videosu falan, hani nasıl bırakma hikayesini anlatmışım ilk videoda. Onda da şey olmuştu, neydi adı? Hatta anlatmışım, kolayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki onun da etkisi vardır. Hani bu kola cipsleri yediğimden dolayı da, belki çok yağlı şeyler yediğimden ötürü genelde çok, hani demeyeyim ama çok şey, kilo problemi çeken insanlar da oluyor. Hani çok fazla böyle yiyen insanlar da, kadınlarda daha çok oluyormuş. Böyle çok ne bileyim spor aşırı yapmayan, ben de çok spor yap aşırı yapan biri değilim ama yani genel olarak böyle çok abarttı, hani böyle tutup da her gün o kadar da şey yapan biri yani değilim diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. İşte o zamanlardan beri hep böyle ben en ufak bir şey yesem dışarıda hemen böyle sancı şeklinde giriyor, kusmaya başlıyorum. Bu sene hatta onu diyeceğim, onu unutmadan konuya ara girdi.
araya konu girdi. Kolayla alakalı video çektiğim zamanda da o dönemde yine çok kötü ben hastalanmıştım. Hastanede bildiğin acil serviste böyle şeyler kusup beni oradan sedyeden hani hastaneye yatırıp 2-3 gün orada kalıp sonra da evde böyle en ağır ilaçları söylemiştim hatta videoda da. Hani onları içmiştim. Bir hafta o şekilde geçmişti. Sonra hatta ben yine ikinci videomda da çekmiştim. Onda da sürekli eve geldiğimde böyle mesela cips yediğimde bir ağır bir şey yediğimde sürekli şey oluyordu. Doktora gidemedim o zaman ama karantina dönemi falan vardı. Yasak vardı, dışarı çıkma yasağı vardı hiçbir şekilde. O zaman da hafta sonuydu hiçbir şekilde yani aşağıda polisler falan var. Hiçbir şekilde çıkamazsın. Çıksan çok tehlikeli. Bu acayip derecede virüs şeydi. Gidemedim. Sonra ama sürekli ben doktora gidiyorum böyle bu dönemde hani bu dönemde değil de daha önceki olanda mesela geçen sene gittim yine bir şeyde gitmiştim sağlık ocağına gitmiştim ama orada da yine baktılar. Ondan sonra dediler gaz sancısı, gaz sıkışması falan. Dedim hani sırtıma ağrılar giriyor yani böyle sanki biri vuruyor. Böyle kalbimde böyle bir ağırlık mesela gece kalkıyorum. Annem artık bu durumdan bıkmıştı hani üzüntüden dolayı. Annem de bu arada safra kesesini 10 yıl önce aldırdı. Ben hatta lise sona gidiyorum. Hatta bana söylememişlerdi bile. Ben okuldan çıkınca direkt gitmiştim. Anneannem falan gelmişti. Tam da okul döneminde İzmir'de yaşıyor kendisi. O konuda yani şey yaptı. Bana söylememişlerdi işte neyse. Çok şey yapmayayım. Sürekli gece böyle durduk yerde bir şey. Anne diyorum ben yatacağım. Mesela yatıyorum 5 dakika sonra. Yani mesela geçememiş oluyorum ama yine de böyle bir sancı şeklinde böyle buralarıma böyle ağrı girip böyle karnında bir şişkinlik, kazımsızlık mesela şeyden böyle zeytinyağdan falan mesela genelde masaj yapınca gaz falan hani hep diyorlardı. Sürekli zaten en ağır ilaçları falan eksiyorum. Şu Lansoy mide koruyucu hapları, işte Metaspas, Betamit o tarz ilaçlar içtim 4-5 sene gerçekten içmez olaydım. Keşke yani bir şeye gidip ultrason kan tahlili isteseydim diyorum. Gerçekten yani o 4-5 sene zehir oldu bana. Kona en son şey yapmıştım çok böyle buralara hızlı geçeyim. Annem sürekli zaten gece yarısı uyanıyordu. Fikret yine kusuyor. Anne abim uyanıyor. Fikret yine kusuyor. Tam birazdan geçer falan diyorlardı. Sabaha kadar kusuyordum. Ondan sonra geçip yatağıma yatıyordum. Ta ki en son artık işte o şeylere söyledim zaten. Sömestrde falan çok hastalandım. Ondan sonra işte annemin bir toplantısı vardı. Bir şeyler yedim tabii o gün. Ondan sonra bana bir acayip derecede ama bir kusma. Kusuyorum ama artık kusamıyorum. Parmağımı sokup affedersiniz kusmaya çalışıyorum. Kustuktan sonra atlıyorum. Sabaha kadar bir gün kustuğumu hatırlıyorum. Ertesi gün de abim bedelli askerlik yapmıştı bu arada. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Annem de bizi yemeğe götürdü. Antakya'da yaşayanlar bilir konağa. Anne dedim ben hastayım. Hani nasıl geleceğim? Mideme dokunursa falan yine. O gece de anneme demiştim ki zaten. O gece miydi? Yok. Evet bir gece öncesi anne dedim beni artık doktora götür dedim. Ben hani düzgün hani iyi bir doktora götür bir baktıralım. Niye ben bu kadar kusuyorum? Normal değil diyordum. Bak dedi seni doktora götüreceğim dedi. O şeye girmeden önce kusura bakmayın böyle laftan lafa giriyor gibi olur ama aklıma geliyor. Unutabiliyorum bazen çünkü karşımda siz varmışsınız gibi ki varsınız yani şu an hani karşımda olmasanız da bir etkileşim içindeyiz. Ona göre konuşuyorum. Ondan böyle bazen araya laflar falan girebilir. O yüzden kusura bakmayın. İşte o gece dedim anne beni doktora bak dedi seni doktora götüreceğim dedi. Bir doktora götür ki zaten götürüyor sürekli ama yani bir serum bağlıyorlardı gönderiyorlardı sonra geçiyordu. Ama bu sefer dedi bak götüreceğim ama dedi safra kesesi eğer çıkarsa dedi yok ben ameliyat olmayacağım. Yok ben tedavi olmayacağım. Safra kesesi taşı bu arada yani. O yağlı çok yiyeceklerden dolayı onları sindirim sisteminden kaynaklı oluyormuş. Hani vücutta atıyorum yağları depoluyor. Onu hani yani affedersiniz boşaltamayınca, şey yapamayınca, çıkamayınca o şekilde orada onlar da belli bir zaman sonra eritilmeyince, gitmeyince taşa dönüşüyor. Hazımsızlıktan kaynaklı bir şey tamamen. On dedi bak seni şey yapacağım dedi ama bana sakın dedi yok ameliyat olman falan diye bahane uydurmayacaksın dedi. Anne dedim tamam dedim. Söz yani anne dedim yok saçmam öyle bir şey. İnşallah yoktur dedi. Ama ben ondan şüpheleniyorum dedi. Söylemek istemiyordum sana dedi korkmamak için. Ve annemin ailede de kuzenlerinden falan çok olanlar var. Ondan sonra ay kapı çalıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Video çekeceğim ya. Bakar mısınız kapıya? Of, sinirlendim.
Neyse işte vardı. Tamam dedi, gideceğiz dedi. Çünkü ondan şüpheli, ama ben sana dedi şey yapamadım dedi. Ertesi gün ama dedim iyi, o ertesi gün işe gel. Abimin işte şeyi vardı, onu kutlamak üzere bedelli askerlik yaptı, şey yaptı gitti. Neyse onu ondan sonra oraya gittik. Ben güzel güzel mezeleri höpürdettim. Tereyağlı humusları, işte neydi, Lübnan cevizleri, sonra süzme yoğurtları. Başka işte var bir sürü, yani biliyorsunuz bak, Konak'tan Antakyalı arkadaşlarım falan varsa vardır yani, eminim çok iyi bilirler. Neyse işte reklam falan yapmıyorum, gerçekten öyle. Gittim, sonra bende bir ağrı, Allah Allah, karnım böyle resmen önümde 300 sanki doğuracakmışım gibi bir karın şişti ve daha yani 2-3 çatal hani humus falan, meze falan yemişim. Sonra Allah'ım dedim ben, anne ben dedim ölüyorum, gülemiyorum artık, ben ölüyorum gerçekten. Sonra böyle bir ağrı, Allah'ım, böyle masada kıvranıyorum ve orada Allah'tan kimse yok yani, çok fazla kalabalık değildi o zaman, gündüz saatiydi zaten. Zaten çok fazla şey yapan da yoktu, aşırı kalabalık da olmuyordu o dönemde. İşte bu dediğim Ağustos sonu falandı yani. Cuma günüydü zaten. Neyse işte ben sonra gittim. Lavaboya gittim, böyle parmağımı, affedersiniz, yine soka soka kusmaya devam ettim. Yarım saat, bir saat boyunca, saat 3.30'da gitmişiz, saat 5.30 oldu. Yarım saat, hadi seni de doktora götürüyorum dedim. Sonra dedim anne neyse dedim, tamam rahatladım dedim, bir sıkıntı yok dedim. Akşama geldim, biraz hatta şeyde Atatürk Caddesi'nde, bizim Antakya ev civarımızda yürüyüş yaptık abimle falan. İyiyim dedi, sıkıntın yok dedi. Bak dedi, eve gideceğim dedi, hiçbir şey yeme dedi. Su falan iç dedi öyle. Hani akşamdan sonra yeme dedi. Hafif ye dedi bu arada dedi. Tamam anne dedim, iyiyim artık, doktora falan gitmeyelim dedim. Ben korktum ama o şeyden sonra, hani üst üste olmuş şu 5-6 aydan beri çok sık. Bir de o 2 gün arka arkaya çok sık olmuştu. Ondan sonra tamam dedi. Tam demedi, yok gideceğiz dedi pazartesi günü. Hafta sonuna geliyordu çünkü. Cumartesi günü oldu. Cumartesi günü normal geçti ama ben yine çok ağır bir şey yemiyor, midem aşırı şiş ve kustuğum zaman kan, hani kusuyordum çok, bayağı iltihap olduğu belliymiş. Hatta ben de merak ettim acaba niye diye. Pazar gecesi annem kabaklı aş yapmıştı. Kabaklı bulgurlu aş yapmıştı ama böyle o kadar az yemiştim ki, aman tamam siz de yani. Ondan sonra bir şeyler oldu bana. Yani yine gece bayağı dedim anne ben biraz yatacağım dedim. Bayağı uykum gelmişti. Sonra uyumaya geçtim. Allah Allah. Yani böyle bir sancı olamaz. Yani bildiğin yatağı içinde kıpırdanıyorum yani, yukarıda bir sürü komşular, aşağıda bir sürü komşular, yan taraftan diyorlar ne oluyor, acayip derecede çığlık çığlığa kusuyorum yani, zannedersiniz gerçekten yani 3 tane çocuk doğurdunuz, çok affedersiniz yani. O derece bir sancıyı da anlatamam size, zaten yaşayan abiler sırtınıza böyle ağrı gelir, böyle iki yandan buralarınıza böyle, yani o taşlar zaten o sancıyı ağrı yapan, bir de iltihapmış asıl. Neyse çok uzatmadan artık pazartesi günün sabahına, yani pazar gece zaten bir şey olmadı. Ben sabaha kadar kusmakta geçirdim. Suratım zaten yok. Yani bu bembeyaz suratım olmuştu, bilmiyorum ne suratı. Yani böyle Allah korusun. Yani ölü gibi mi, yaşıyor gibi mi? Bir tuhaf yani, böyle sanki şey olur ya, şu mesela dizilerde atıyorum telefonları falan şey yaparlar mesela, atıyorum nasıl bilmiyorum şey oldu ama, hani görünmez insan orada, atıyorum Sihirli Annem de dizilerde falan böyle görünmez olursa yüzüm resmen görünmüyordu, rengi beti benzetmiş atmıştı zaten. Sabaha kadar ben safra kusmaları olsun affedersiniz, çok böyle köpük köpük gaz gibi. Sonra sabahleyin doktora gittik, taksiye çağırdım ama ben nasıl, zaten şeye gittik bu arada, Hatay Bölge Devlet Hastanesi yeni yapıldı şeyin, havaalanının tavuk taraflarda Antakya'da. Ama gerçekten çok iyiydi. Yani gittik ama nasıl gittik yani anlatamıyorum size yani o şeyi. Gittik neyse ki acilen giriş yaptı. Yaptık, sonra bir tane doktor geldi baktı işte. Ay dedi şey var dedi, sen tuvalete falan çıktın mı dedi hani. İşte dedim ben de çıktım falan, hadi bak kabız olabilir misin falan dedi. Allah Allah dedim, saçma sapan. Ama sancı gibi yani, öyle bir şişkinlik şey değil. Sonra serum takalım sana falan dediler. Sonra şey yapmaya çalıştı dediler işte. Tamam dedi falan. Sonra ama annemin bir komşusunun oğlunu gördük orada. O da doktor. Orada çalışıyor hastanede, acil serviste.
Sonra dedi ne oldu böyle dedi hani ama serum takmış serum bitmiş bir tanesini çıkarıp bir tanesini takıyorlar acil servisteyiz ve ben hala inanılmaz derece safra kusuyorum bütün köpük köpük kusuyorum çok özür dileyerek anlatmak istedim yani yaşadığım şeyleri sonra dedi bu normal değil dedi ama nasıl debeleniyorsun bir tane 500 milim 900 milimlik serum bitirdim iki tane neredeyse dedi olmaz dedi ben kan tahlili isteyeceğim dedi bu gönderemem seni sizi bu şekilde dedi. Öteki doktor zaten yok kabız deyip gönderecekti. Sonra kan tahlili aldık. Aldı. Bir saat sürmedi çıkarttılar. Pankreas tarafından dedi inanılmaz bir şey varmış o safra kesesinin olduğu bölgede. İltihap var dedi. Çabuk dedi şeye götürün dedi. Ondan önce de röntgen çektirmiş. Röntgende bir şey çıkmadı ama. Ama kan tahlilinde dedi iltihap var. Yüksek derecede dedi. 25-30 binin üzerinde. İşte safra kesesinde o pankreas denilen yerde iltihap varmış. Ondan sonra dedi sizi ultrason alacağım dedi ve yatış isteyeceğim dedi. Şeyden sonra da ultrasondan sonra ultrasona gittik. 12 santim mi dedi 12 milim civarında safra kesesi taşı var dedi büyük büyük. Bayağı da şeydi yani safra kesen bütün taş dolmuş dedi doktor zaten o anda baktığında o bastırıyor nasıl ağrıyor inanılmaz derecede sonra. Tabii beni hastaneye yatırdılar. Ben safra kesesinin taşını duydum. Annemin ödüm patladı. Hani pankreas bilmem ne Allah korusun deyince. Ya kötü bir şey düşündük yani. Ondan sonra şey yaptılar işte beni dedi yatıracağız. Ama ben nasıl ya bilmiyorum nasıl bir tarz o hastalık olduğunu. Annem safra kesesi taşını aldırdı ama hani iltihap bilmem çok mikrop 25-30 bin üzerinde şey var. Karaciğerim zaten acayip derecede yağlanmış. Bu iltihaptan ötürü belki yediğim yağlı şeylerden de olabilir. Zaten ondan sonra hastaneye yatırdılar tabii. İşte böyle hücum tedavi yapacağız sana dediler. İşte su içmeyeceksin dediler hastaneden çıkana kadar. Bir damla su yalamayacaksın dediler. Şey yapmayacaksın dediler. Yürüyeceksin arada sırada dedi. Ve dinleneceksin, yatacaksın dedi. Hiç kalkmayacaksın dedi birkaç gün dedi. Serum veriyor. 2-3 saat uyuyorum. Ondan sonra yattım. Bu arada Boran Cihat Karakuş diye bir doktor baktı bana. Hani acilen girdiğimiz için hani cerrahi serviste genel cerrahi şeyde onu verdiler bize. Ondan sonra şey yaptık. Neydi adı? Beni yatırdı dedi. Hiçbir şey içmeyeceksin dedi. Su, içine suyu. Hiç aklına ne gelirse. Serum senin bütün vücudunu temizleyecek. O kadar mikrop var. Sonra kan tahlili tabii zaten her sabah kan alıyorlar. Zaten bütün vücudum delik deşik. Onları da zaten fotoğraf şeklinde buralara koyacağım. Görürsünüz önceden çekmişlerdi. Bu şekilde her sabah kan alıyorlar. Serum tabii günde 10 tane 12 tane serum yiyorum saat başı. Akşam böyle bir mide bulantı için serum takıyorlardı ama ben yine kusuyorum böyle şey mikrop böyle hep iltihaba atmak için yeni bir şey kusuyordum işte. Ama gün geçtikçe beyaz bir kısım varmış. Tam hatırlayamıyorum ben tam ne demek istediğini doktorun ama ya bayağı bir geriledi dedi. Hani yani düşmesi gereken bir şey. Tamam dedi. Yani ama dedi daha belki buradasın dedi. Pazartesi girdik. Salı günü işte ilk şey oldu. Çarşamba günü kan tahlili aldı. Bak dedi çok güzel düşmeye başlamış dedi. Bugün dedi biraz hafif hafif yudum yudum böyle ılık su içebilirsin dedi. Meyve suyu içebilirsin dedi. Tamam dedim. Yavaş yavaş içmeye başladım. 2-3 gün kusmam sürdü sürekli. Yani sabah falan da yoktu ama akşamdan sonra başlıyordu böyle hafif kusmam. Yani bayağı kötü, bayağı zor günler geçirdim gerçekten. Yani bilsem şu an diyorum keşke. Yani daha önceden şey yapsaydım o kadar ilaç bilmem ne vesaire alacağıma. Zaten o bu haddeye getirmiş böyle iltihap derecesinde olduğu için sancı olmuş. O şekilde yani doktorların aslında ben anlamıyorum nasıl bir aslında safra kesesi hani bilinmesi bir de çok inanılmaz derecede hastanede ve şu anda da bu Türkiye'de de çok safra kesesi hastası var ve hatta 10 seneden beri bunu yaşayan kaç seneden beri yaşayan benim bir arkadaş annemin bir arkadaşı dedi ve kaç seneden beri var aldırmadın. Daha yeni aldıranları duyuyorum ve aslında yani annem de hani biliyordum diyor. 24 ama sana hiç şey yapamadım dedi. Benim kızım dedi kaç yaşındasın sen daha dedi. Küçüğüm daha Hiç duramadım çok safra kesesi taşı. Yani kötü bir küçüğüm şey değil Allah işte. çaresiz dert vermesin tabii ki ama yani ne bileyim o şekilde şey yapamadı ama şimdi çok şükür işte hastane taburcu etti beni. İyisin dedi. Dikkat et yediklerine dedi. Yumurta, çikolata asla yeme dedi. Zaten çikolatanın tadını bile bilmiyorum yani şu anda. Yani hiç 2 aydan beri yemiyorum. Çikolata, bulgurlu, yumurtalı şeyler yeme dedi. Yağlı kızartmalı şeyler asla yemeyeceksin. Tamam dedik.
taburcu etti beni Perşembe günü. Tabii ben hiç yani şey yapamıyordum bile, oturamıyordum bile yerinde, sürekli yatakta. Sonra 10 günde bir kontrole geleceksin dedi. Gittik kontrole. Ondan bir gün önce ben mantı yemiştim. Anne mantı yapmıştı bana. Ama yoğurt, yani ne sadece istiyorsun oğlum, içte ne kıyma var. istiyorsun? Yoğurt var Çok mu ama sarımsak acıktın? bile yok. Salçalı sos, hiçbir şey yok. Tabii ben o gece yine sabaha kadar kusmaya başladım ve ama yağ falan yok, anlamadım nasıl oldu. Ondan sonra yine ben kusmaya dedi, bu normal, ne yedin dedi, mantı yedin. Dedi mantı yersen olur dedi. Ama dedi önceden de çok sancısı oluyordu falan dedi. O da dedi yani şu an dedi ameliyat olmak istiyorum ben artık, hani korkuyorum ama ameliyat olmak istiyorum. Ameliyat edemem sen dedi. Şu an dedi 25-30 binden daha 10 bine falan düşmüş dedi. Bu şekilde ameliyat edersen ameliyat açığa dönüşür. Yani en basit ameliyatı riske dönüştürürüz dedi. Şu an dedi ben sana ameliyat falan yapamam dedi. En az bir ay tedavi olacaksın dedi. İlaçlar, antibiyotikler vardı o sırada zaten. Sonra ama ben yine o hastanede kusmaya başladım, oradan çıktık. Sonra dedi yok işte, sonra ben bir arkadaşıyla karşılaştık orada. Hüseyin Hoca diye, Hüseyin Dur diye bir hocam. Çok değerli gerçekten. En az Boran hocam da öyle, ikisi de zaten yeri ayrı. Dedi ne var böyle dedi. Dedi normal değil bu kusma dedi yani. O da muayene etti. Yani zaten aynı genel cerrahi merkezinde biri bir yan odadaydı. Onlar zaten yan yana odaları. Baktı dedi ağrı var dedim, yok ama çok hani falan kusuyordum bayağı, yine safra gibi, yine böyle çok sancılı şeklinde. Dedi sana dedi kanal düşmüş olabilir mi dedi, acaba dedi neden bu kadar sancı oluyor dedi, tedavi olmasına rağmen, antibiyotik kullanmasına rağmen dedi. Dedi MR çektirelim dedi, MR fişi aldım dedi o şey beyden, Boran Bey'den dedi. Ben gerek görmemiştim aslında ama neyse dedi, Hüseyin hocam demiş gerek gördüyse demiş şey yapalım hani yaptırsın. Gittik, tabi yer yokmuş, bayağı doluymuş, devlet hastanesi zaten çok zor randevu alıyorlarmış. Ertesi sabah 9'a verdiler, biz zaten sabahtan gittik. Çok fena yani, çok fena bir şeydi bu serüvende yani, gitmediğim geçmediğim herhalde şey kalmadı, makine falan kalmadı diyeyim. Sonra geçtik bayağı şey, ben korktum biraz bilmediğim için falan ama geçtik çok şükür. 10 gün sonra annem hastaneye gitti, benden kızdı yani, kanala düşseydi Allah korusun açık ameliyatla alması lazım. Açık ameliyatta alması lazım. Biliyorsunuz kapalı ne? Laparoskopik yöntem mi ne? İşte 3 tane delikten giriyor. Onu o şekilde alıyorlar lazer. Tabii kesip biçiyorlar, dikiyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Onları da şuralara bir yerlere koyarım. O şekilde yani. İşte ondan sonra 10 gün sonra da Hüseyin doktora gittik. İkisine de baktık. Boran Hoca yoktu. Bir yere gitmişler yani şehir dışında dediler. Sonra Hüseyin Hoca da yok dediler. Sonra biz aradık onu, bir şekilde ulaştık. Ha dedi buradayım dedi, ameliyattayım dedi. Siz dedi benim odama geçin de başka doktorlar falan varmış. Onlar yönlendirdiler. Şuraya geçin, buraya geçin. Annem dedi eyvah, ben diyorum ne oluyor? Oradan oraya kan aldı. 5-6 tane tüp kan aldılar. Ben de zaten aşağı damarımda inanılmaz ince, hiç görünmüyor şeyler. Ne der, ne diyeyim. İşte damarlar. Aldılar bir şekilde. Ondan sonra EKB'ye geçin dediler, şu kalp ritimlerini ölçmek için. Ondan sonra öğlen dedi şey yapın dedi. Öğlen sonuçları çıkacak. Sonra yine gelin dediler. Allah Allah dedim. Niye? Ya, tamam sonuçlar çıksın. Yani kontrol falan. Annem dedi sana yardım ameliyatı alacaklar. Dedim ne? Saçmalama. Ben ağlamaya başladım evin içinde. Hıçkıra hıçkıra. Gerçekten. Ameliyatı zaten çok korkuyorum. Beni teselli ediyorlar. Bir ay falan geçmişti bu arada. İşte buna ameliyat öncesi hazırlık dedi. Allah Allah dedim. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor dedim. Müslüm öyle olmaz hemen hop diye dedim. Ben kendim, he, seni bekleyecekler diyor kendi hazırlamaları için falan. Neyse. Öğleden sonra gittik. Anesteziye bu arada yönlendirdiler bizi. Bunlara orada imzalı bir şeyler soracaklar sana falan dediler. Sonra dediler Covid testi. Allah'ım Allah'ım. Dedim bana geliyorlar yani, bayılacak derecede kötü oldu. Bir de o bölgede yapılıyormuş yani, o yani nasıl desem, o hani galiba yani o bölgede, o sarı bölge mi kırmızı bölge mi ne diyorlar ya, oradan dediler gidip test yaptı ama ameliyat olacaklar, oradan alıyor yani Allah korusun, o şekilde değil ama yine o bölgede inanılmaz riskli yani, Allah korusun bir şey olsa ne olacak. Tabii ben bir çubuk sokuyorlarmış ağzına, mentollü bir şey böyle şeyine kadar ağ yaptırıyor, sonra burnuna yaptırıyor. Kızım birini annem bana bıraktı destek olsun diye, kız bana bir çığlık attı, ben artık şey yapacaktım yani, ağlayacak dereceye girdim.
Allah Allah. Dedi ben senin fikrini sana bıraktım dedi. Sonra anne anne diye bağırıyorum. Ay, ben korkma ben biraz şeyim diyor. Korkam diyor. Ondan bağırdım. Burun nasıl biraz yandı şey yaptı. Nefes alamadım gibi oldu ama sonra geçti. Ertesi gün ameliyat günü. Sabah 8'de hastaneye girdik. Doktor annemi görmüş Hüseyin Hoca. Buradan da çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum ona. Gerçekten beni o kadar rahatlattı ki. Hem ameliyat öncesinde hem ameliyat sonrasında çok destek oldu. Hep sürekli zaten iletişim halindeydik. O yüzden çok teşekkür ediyorum ona. Şey demiş Hatice demiş doktor mu hastayı bekler hasta mı doktoru bekler çok haklısınız Hüseyin hocam demiş o da baya bir komik bir şey geçmiş aralarında o şekilde ondan sonra da şey ben önlüğü falan verdi annem ön tarafı geçiyor arka tarafı normalde iliklemesi lazım ön taraf kapalı arka tarafa açık tuhaf bir şey oldu giydiremiyorum o arada da annemin şeyde üstü teyze falan vardı onlar beni hep o beni giydirdi arkadaşları vardı o şekilde şey yaptı. Sonra ameliyata girdim ben ay ağlaya ağlaya giriyorum. Ama yani bir şekilde gireceğim yani o sancıyı çekmektense dedim. Gerçekten çok şey bir şey dedim yani bayağı korktum. Oradaki ablalar aa dedi sen korkuyor musun yoksa falan dedim yani. Neşterleri çıkarıyorlar. Bir de ben videosunu izlemiştim safra kesesi ameliyat olacağım diye. Bak safra kesesi şeyi varsa eğer onu şey yapacak varsa sakın böyle bir şey ameliyat olmadan önce izlemeyin. O beyaz bir tane makas var o şeyi keseyi kesmek için. Onları her 17-25 dakikalık videoları izledim. Gerçekten izlemediğim bir şey yoktu yani. O yüzden izlemeyin öyle şeyleri. Yani önermiyorum. Gerçekten ben baya kötü olmuştum onları çıkarırken. Bayılacak gibi olup sonra anestezi falan gelmedi ama anestezi normalde iğneleri falan da yapmalar. Ama ablalar gerçekten çok sakinleşti. Çok tatlılardı. Çok sıcaklardı. Hani normal hemşirelerden daha farklılardı yani ameliyathane hemşireleri falan gerçekten takdir ediyorum işlerini. Hepsi de çok güzel yapıyor. O şekilde. İşte ne diyecektim başka? Ay unuttum. Heyecandan. Şey diyecektim. Ondan sonra şey anestezi geç geldi. Doktor diyor nerede bu anestezi dedi. Onlar daha nerede? Ben artık ayaklarım böyle simsiye oldu. Ellerimi tutamıyorum falan. Acayip derecede heyecanlanmıştım zaten. Ondan sonra geldi. Bir tane iğne vurdu. Serum zaten takılmıştı. Ondan sonra da bir tane böyle yani şu kolumdan ya belki biraz 5 gram daha ince, zayıf diye bir şey vurdu bana. İşte herhalde narkoz iğnesi gibi bir şey oluyor. Sonra ben sonrasını hatırlamıyorum. Sonra 5-6 mı 10 kişi mi ne? Ben bitti mi bitti mi bitti mi diye sayıklıyorum rüyada gibi sanki. Bitti bitti bitti. Ellerinde de eldiven, yüzlerinde de maske ağlayacaktım zaten korkudan o an. Sonra ben geri uyumuşum herhalde. Sonra biri daha başka bir odaya dinlenme odasına aldılar. Aslında çok dizilerden falan biz izlediğimiz için çok farklı bir şey gibi geliyor. Tabii ki ameliyat olmak, o psikoloji, o duygu çok şey yani. Ama yani yine de bu hastalığı çekmekte Allah korusun. Orada kanala düşse Allah korusun. Atıp kötü bir hastalığa dönüşse bir sarılığa Allah korusun bir şeye dönüştürse adını söylemek istemiyorum. Daha kötü bir şey de olabilirdi diyorum yani şükrediyorum şu anda gerçekten. Şu an burada bu video çekemek için su içiyorum ya. Suyun tadını almıyorum. Böyle bir şey olamaz yani o gece ağrıdan uyanmıyorum, sancıdan uyanmıyorum. Gerçekten çok uzun zamandan beri çekiyorum bunu nasıl anlayamadılar nasıl hala sinir oluyorum yani o şey yapmayanlara bile serum bile takmadan gönderdikleri oluyordu ilaçları tutup saçma sapan ilaçları 5-6 ay 5-6 sene içtiğim oluyordu inanılmaz yani zor bir şeydi hele şu 1-2 aydan beri yani çektiğim çok zor bir şeydi o yüzden yani ay yine ağlamaya başladım of. Yani bir an önce olmalarını tavsiye ederim. Yani tamam ameliyata giriyorsunuz. Psikolog zaten o anda sizi uyutuyorlar. Uyumuştum zaten ben hiç hatırlamıyorum. Sonra annemi gördüm odaya aldılar. İlk gün çok o çıktığım zaman çok ağrım oldu. Bana diyorlar kay dedim nereye kayayım? Üç tane şey gibi dikiş göbeğimin üstünde alt tarafında bile göbek deliğinde. Zaten inanılmaz derecede acıyor. Sonra ertesi gün ama çıkarttılar başka bir hoca vardı. Cuma günü ameliyat olduğum için cumartesi izinliydi. O şekilde başka bir doktor vardı. Beni taburcu direni çıkarttılar. Gerçekten o direni çıkartmak bile o bile çok ağrı yapmıştı. Sonra eve geldik. Abim, annem çok sağ olsun. Herkes yani beni soran, arayan. Herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Buradan herkese öpüyorum. Gerçekten özellikle abim, annem, ailem, anneannem, teyzem, dayım. Onlar zaten ailem.
Yani herkesin en başında onlara çok teşekkür ediyorum. Hep böyle beni destek oldular, korkma dediler, moral verdi, motive ettiler. Yani o sancıdan aslında, o ameliyat ağrısı. Hani çıkıyorsun ama o sancıdan beter diye bilmiyorum siz hani. Olanlar benim kadar ağrımı geçti ama ben gerçekten dayanılmaz derecede bir ağrı çekiyordum. Her gece kusuyordum o yani. Banyodun dili olsa da konuşsa diyeceğim ama konuşmasın. Ya konakta ya restoran yani kusmadım bilmiyorum nerede kaldı. Otelde bile bir kere Kıbrıs'a gitmiştik. Yani geldim bir günü birlikte arkadaşlarımla gitmiştim. Geldim sabaha kadar kustuğumu hatırlıyorum. Ne içtiğimden ne yediğimden tad alamıyordum. O şekilde yani ama şöyle bir şey diyeyim. Böyle bir midenizde atıyorum bir ağırlık. Telefonun hafızası durdu. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Bir şeyler sildim. Yani böyle sırtınızda bir tarafınızda böyle sancı şeklinde böyle kıvranır şeklinde bir ağrı olursa ya da böyle bir, özellikle bir şey yedikten sonra sürekli böyle sancı şeklinde kusma oluyorsa lütfen acile ya da bir daireye bir doktora da gidebilirsin. Ben böyle acil sürekli olduğu için şey yapmaya çalıştım. Şu telefonu biraz sabitlemem lazım galiba. Heh, tamam oldu şimdi. Yani böyle sancı falan da ultrason ya da kan tahlili bir şeyler isteyin. Yani aslında bulunması o kadar kolay bir şey. Yani o yüzden ben yani asla bunu şey yapmamanızı tavsiye ederim. Yani aksatmamızı tavsiye ederim. Gerçekten insanın bütün hayatını, bütün özgürlüğünü, bütün yaşam kalitesini azaltıyor. Yani o yüzden ameliyat yani safra kesesi taşı rahatsızlığını iltihap derecesinde. İltihap derecesinde olmasa bile bir yani bir kere bile, senede bir kere bile sancısını çeksem bile yani gerçekten o ameliyat olmaktan daha ağrılı değil. Benim bir gün çok ağrım oldu. 3 gün, 4 gün hiçbir zaman ayağa kalkamadım. Şu an bile yani bazen abim gelip kaldırabiliyor beni. Şu an iyiyim ama yine böyle ani hareket yapamıyorum. Ama yine de o sancı kadar hani ameliyattan çıktığım anda bile o sancının ağrısı kadar sancı çekmedim. Bunu gerçekten canı böyle tatlı olan, böyle kan hayatta kan aldıramayan ben yani bütün o hastanelerde bir hafta 15 gün boyunca yani onun kadar diyeyim ya da yine ağrılı geçiyor belki daha fazla olabilir ama yine de yani onu çekmektense gidin bence ameliyat olun aldırın yarım saat bir saat sürebilecek bir ameliyat zaten bir gün hastanede sizi kalıyorlar yani bir hafta falan kendime hiç gelemedim kendim kalkamadım zaten şu an bile ancak yavaş yavaş kalkabiliyorum ki 3 hafta geçti üstünden yarın tam 3 hafta oluyor ama çok mutluyum yani gerçekten böyle rahat rahat istediğimi yiyemiyorum ben biraz aslında psikolojik ben biraz şeyini çektim onun. Hani o özellikle 3-4 gün korkuyordum bir şey yemeye. Uyuyamıyordum. Sürekli sanki midem bulanıyordu. Hatta annem bugün arkadaşlarıyla falan konağa gitti. Yeni geldi o da içeride odasında. Dedi inşallah beraber gidelim. Anne dedim ben konağa gelmem. Yani o psikoloji bir kere gitti ayağı kırıldı. Bir kere gitti ben hasta oldum. Üzülmüş o da. Ama yani onu yıkmak için ama şu anda yani sanki gideceğim de bir şey olacakmışım gibi geliyor Allah korusun. Böyle tekrar hastalanacakmışım gibi. Şu an biraz da geçti ama yine de biraz dikkat ediyorum yani sabahları zaten yumurta falan yemiyorum peynir bugün mesela tost yemiştim ekmeğin arasında peynir de o kadar Nescafe falan böyle canım çok istiyor onları böyle bir bisküviden yiyorum onun dışında işte dün 2 gün önce çok ama hastalandım bayağı o ameliyat içi yarası mı orada da böyle çok böyle sancı gibi bir şeyler vuruyor gibi bir ağrı oldu ama böyle kıvranmalık değil ama yani böyle bir hani çok böyle bir şey de yememiştim yani aslında hafif bir şeyler yemiştim sulu köfte tarzı bir şeyler. O şekilde. Ameliyattan sonra nasıl besleniyorum tarzında videosu da çekebilirim. Aslında bu biraz uzun oldu ama 2 tane video çekip yine uzun uzun olacağını dedim. Bir tane video çekeyim dedim. Bilmiyorum. Instagram'da da çok ikilemde kalmış herkes. %51'i %49 gibi ama daha çok şey olmuş. Bir videoda çek diyenler olmuş. Biraz uzun bir 35 dakika olmak üzere video ama ne bileyim olsun artık. İlk önceki videom çok kısaydı. Onun acısını çıkarıyorum galiba. Bilmiyorum güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım etkileşim içinde yazarsınız. Bana da yazın eğer safra kesesi ile alakalı bir sıkıntınız varsa ya da ne bileyim korkuyorsanız sizi hani şey yapabilirim, motive edebilirim. Gerçi ben de yani çok korka korka şey yaptım ama ne bileyim yani size yardımcı olmaya çalışırım, motive etmeye çalışırım. Olun korkmayın. Gerçekten korkacak bir şey yok. O sancıdansa ameliyat olmak onu aldırmak, düşmandan kurtulmak. Şöyle düşünün Allah korusun. Bir atıyorum bir taş, bir küçücük bir taş, yarım saatlik süren bir ameliyat. Ve 3-4 gün en fazla yatakta yatabileceğiniz bir gün mü? Yoksa atıyorum o safra kesesi taşının orada uzun süre kalıp yıllarca kalanları biliyorum ben ki ben de yıllarca içimde taşımışım.
Diyelim kanala düştü, başka bir yere sıçrayabilir, başka bir yere bulaşabilir, çok iltihaplı olabilir, siz fark etmeyebilirsiniz. Size göre basit bir mide bulantısı olabilir ama öyle olmayabilir. Hani basit bir şeyi zorlaştırmaya gerek yok diyorum. Videoyu daha fazla uzatmadan bir an önce bitirmek istiyorum videoyu. Bu arada güzel yorumlarınızı, bol bol yorum bırakmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olursanız da çok çok mutlu olurum, sevinirim. Daha böyle çok video çekmeye çalışırım sizin için, daha böyle yararlı şeyler. Böyle hani Safra Kisesi'yle alakalı, okulumla alakalı belki takipçilerim vardır. İnşallah yavaş yavaş da büyüyeceğimizi düşünüyorum. Ama işte yorumlarınızla, yani beğendiğiniz videoyu bana getirirseniz, çekmemi istediğiniz videolar varsa ya da ne bileyim ben de beğenmediğiniz bir hani ne bileyim sürekli bunu yapıyorsun ya da şunu yapma diyebileceğiniz bir şeyler varsa bana lütfen yorumlarda belirtelim. Yorumlarda buluşalım diyorum. Öyle kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok seviniyorum yani böyle yorum alınca, fazla beğeni olunca, etkileşim olunca beni daha çok motive ediyor gerçekten. O şekilde hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.